Efendiler ve efendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu anlamlı program vesilesiyle sizlerle birlikte olduğum için büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. 31 Mayıs, Dünya Tütünsüz Günü'nün tüm insanlığın sağlıklı, mutlu, müreffeh ve elbette tütünsüz geleceği için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Şahsıma tevdi edilen küresel tütün kontrolü özel prestij ödülü için Dünya Sağlık Örgütü küresel tütün kontrolü başarı ödülü için de Amerika Birleşik Devletleri hastalıkları önleme ve kontrol merkezi yöneticilerine teşekkür ediyorum. Yine bu konudaki çalışmalarıyla çeşitli kurumlar tarafından ödüle layık görülen Sayın Maliye Bakanımızı, Sayın Sağlık Bakanımızı ve Yeşilay Cemiyeti Başkanımızı da kutluyorum. Değerli misafirler, sigara tüketimiyle mücadele konusundaki samimi hassasiyetimiz, bu çerçevede gösterdiğimiz çabalar herkesin malumudur. Bugün sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak olan 2012 Türkiye Küresel Yetişkin Tütün Araştırması verileri bu çabalarımızın sonuçlarını almaya başladığımızı çok açık göstermektedir. Az önce de ifade edildi ama ben de ifade edeceğim. Çünkü doğruları ne kadar fazla ifade ederseniz o kadar anlamlıdır. 2008 yılında yapılan aynı mahiyetteki araştırmayla karşılaştırıldığında tütün ürünlerinin kullanımıyla mücadele konusunda ülkemizde son 4 yılda gerçekten önemli sayılacak, gerçekten kayda değer neticeler elde ettiğimiz görülüyor. Buna göre son 4 yılda 15 yaş üzeri nüfusta tütün kullanım sıklığı, küsuratını söylemeyeceğim, %31'den %27'ye gerilemiş bulunuyor. Araştırma sonuçları tütün kullanma sıklığında toplamda %13,5'luk bir azalmaya işaret ediyor. Şüphesiz bu neticede 2008 yılı Ocak ayında çıkardığımız tütün mamullerinin zararlarının önlenmesi konusundaki kanunun önemli bir payı var. Bildiğiniz gibi bu kanunla 2008 yılı Mayıs ayından itibaren kamuya ait açık alanlarda aynı yılın Temmuz ayı itibariyle de lokanta, kahvehane, kafeterya gibi yerlerde tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklandı. Böylece kişilerin kendi evleri dışındaki tüm kapalı alanlarda sigara içilmesinin önüne geçmiş olduk. Başbakan olduğum ilk dönemde başbakanlığın koridorlarında yürümekte zorlanıyordum. Çünkü aktif içiciler vardı. Tabii ben bir pasif içici olarak hakikaten duman oluyordum. Onun için dumansız havaya şiddetle ihtiyacımız vardı. Ve müsteşarıma dedim ki Efkan Bey ne yap, bir defa süratle artık bu odalar kontrol altına alınması lazım. Ne gerekiyorsa da onu süratle yapmamız lazım. Ve bir anda yayınlanan genelgeyle artık o sıkıntılı havalardan kurtulmaya başladık. Ve şimdi kirli noktada olan bu dumansız havayı biz koridorlarımızda yaşamaya başladık. Çünkü asıl amaç tütün ürünleri tüketmediği halde sigaranın zararlı etkilerine maruz kalan insanlarımızı korumaktır. Çünkü o odada herkes aslında sigara içmiyor. Ama o odada çalışan diğer memur arkadaşlar ses çıkaramadıkları için
onlar da orada yavaş yavaş zehirleniyordu. Bu kanunun yürürlüğe girdiği günlerdeki tartışmaları hatırlıyorum. Sizler de ifade ettiniz ama ben de ifade edeceğim. Birileri sigara yasağı yüzünden binlerce iş yerinin, on binlerce iş yerinin kapanacağını, yüz binlerce kişinin işsiz kalacağını iddia etmişti. Hatta kanun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne dahi götürülmüştü. Şu anda biz %82 vergi uygulaması yapıyoruz. Ve buradan 20 milyar gibi bir gelirimiz var. Ama buna rağmen yine para kazanıyorlar. Buna rağmen yine işlerine devam ediyorlar. Yani bu işin ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyma bakımından bunu özellikle açıklamak istedim. Bugün özellikle baktığımızda söz konusu endişelerin, iddiaların hiçbirinin doğru olmadığını, toplumun kahir ekseriyetinin sigara yasağını aslında memnuniyetle karşıladığını ve sahiplendiğini görüyoruz. Nitekim sigara içme yasağından sonra yeme içme sektöründeki iş yerlerinin sayısı azalmak bir yana artmıştır. Bunu da bilmemiz lazım. Bakın çok ilginçtir. Biraz sonra ona da değineceğim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde onu da yaşadım. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hidiv Kasrı gibi, Malta Köşkü gibi, Beyaz Köşk gibi, Sarı Köşk gibi birçok mutena yerleri vardı. Ama buralar sadece belli bir azınlığın kullandığı yerlerdi. Sonra belediye başkanı olunca biz burayı tamamıyla bütün halkımıza açtık. Ama kapalı bölümlerde sigara, alkol yasak dedik. Biz zaten alkolü hiç vermedik. Fakat bu defa buralar tıklım tıklım dolmaya başladı. Çünkü halkın beklentisi bu. Kendisi için huzurlu bir yer istiyor. Bakın o gündür bugündür bütün bu tesislerimiz tıklım tıklım dolmaktadır. Demek ki azınlığın çoğunluğa tahakkümü var aslında. Biz de diyoruz ki niçin azınlık çoğunluğa tahakküm etsin? Önce biz çoğunluğun bir defa talebini yerine getirmemiz lazım. Bunun için varız. Ha, azınlığın gerçekten anayasaya, yasalara uygun hukukunu korumak da şüphesiz ki bizim görevimizdir. Şimdi tütün, alkol, bütün bunlar anayasamızın 58. maddesinin amir hükmüdür. Yani yapılabilir, edilebilir şeklinde bir hüküm değil. Yapar diyor. Yani devlet bu görevi yerine getirir diyor. Bütün kötü alışkanlıklardan, alkoldü, uyuşturucuydu vesaire bunlardan korumakla mükelleftir diyor. Bize böyle bir görev yüklüyor. Şimdi birileri çıkıyor bizim karşımıza. Siz diyor orayı bahane etmeyin diyor. Sizin derdiniz başka. Kusura bakmayın. Eğer bizim derdimiz başkaysa, o başka olan derdimiz anayasanın bu amir hükmüne uyuyorsa sen de buna saygı duy. Yapmamız gereken bu. Şimdi Anayasa Mahkemesi de tabii bu yapılan müracaata verdiği kararla getirilen düzenlemenin doğruluğunu teyit etmiştir. Tütün ürünlerinin kullanımıyla mücadele konusundaki bir diğer önemli enstrümanımız da sigaraya uyguladığımız az önce söylediğim o yüksek vergi. Ama bakın birey olarak Başbakan Tayyip Erdoğan olarak ben Anadolu'da gittiğim yerlerde vatandaşın elinden sigara alıyorum. Ama cebren almıyorum. Hileyle almıyorum. Beni seviyor musun diyorum. Çok seviyorum. Ben seni sevdiğini anlamam için diyorum şu sigarayı bir defa ver. Sigarayı ver. Ve dedim bugün de burada bana söz vereceksin. Sigarayı bıraktım diyeceksin. İnşallah diyor. Bak inşallah maşallah olmaz. Hemen burada seninle anlaşacağız. Sigarayı bıraktım diyeceksin. Var mısın buna diyorum. Şöyle biraz kıvranıyor, muvranıyor.
Ondan sonra tamam başbakanım, sigarayı bıraktım. Ya diyorum, evde hanıma çektirdiğin çile nedir diyorum. Bak o senin yanında o sigara dumanıyla çile çekiyor. İnim inim inliyor. O da bize dua edecek diyorum, biliyorum. Ve paketi alıyorum. Üstüne hemen arkadaşlar ismini yazıyor. Tarihi koyuyoruz. Telefon numarasını da alıyoruz. Evde benim şimdi ciddi sayıda başbakanlıkta birikmiş sigara paketleri var. Ben diyorum ki burada da benim bütün vatandaşlarım kendilerini sevenlere sevgilerinin ifadesi olarak bu noktada sigara paketlerini ellerinden anlaşmayla alarak isimlerini de yazsınlar ve bir ahitnameyi o paketin üzerine isim, tarih, telefon numarasını koymak suretiyle bence yapsınlar. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü sigara için, bakın az önce söylediğim vergi noktasında %75 vergi oranı tavsiye ederken biz 82 vergi oranı uyguluyoruz. Böyle bir noktadayız. Yine aynı şekilde sağlık uyarılarının sigara paketleri üzerinde daha görünür ve etkili şekilde yer almasını sağladık. Tütün ürünlerinin 18 yaşın altındaki kişilere satışını engelleme konusunda da kararlı bir mücadele içindeyiz. Bu doğrultuda yeni bir adım olarak Ulusal Tütün Kontrol Programı'nın 2013-2017 yıllarını kapsayan eylem planını oluşturduk. Uluslararası alanda da yasa dışı tütün ticaretinin önlenmesi protokolünü imzalayan, az önce de ifade edildi, ilk 12 ülke arasında yer alarak kararlılığımızı orada da ortaya koyduk. Geçtiğimiz hafta meclisimizde kabul edilen yasayla tütün içermese de nargile ve sigara tarzındaki tüm ürünleri tütün kapsamına aldık. Aynı düzenlemeyle sigara içme yasağını özel araçların sürücü koltuklarındaki kişileri de kapsayacak şekilde genişlettik. Tabii şimdi tütün diyoruz da tütünün içindeki o zararlı maddeler nelerdir? Bunların üzerinde de aslında bundan sonra Sağlık Bakanlığımızın, Yeşilay'ımızın ve diğer STK'larımızın çok daha geniş çalışması lazım. Olay sadece bir tütün olayı değil. Bunun içinde yani nikotinin dışında daha birçok şeyler var. Yani bunlar nelerdir? Bunları açıklamamız lazım. Toplumumuzu bu noktada gerçekten bilinçlendirmemiz lazım. İş yerlerinde sigara içme yasağına uyulmaması halinde verilen cezaları ağırlaştırdık. Bu daha da ağırlaşabilir. Bunun yanında kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla yürütülen bu dumansız hava sahası ve havanı koru kampanyalarının da milletimiz nezdinde itibar gördüğünü memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Değerli misafirler, değerli dostlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak anayasanın bana yüklediği görevi 76 milyonun tamamının sağlığının korunması için gereken tedbirleri almak, aldırmak mecburiyetindeyim. Kaldı ki iktidarımızın bir özelliği daha var. Biz yola çıkarken her şey insan için dedik. Önce insan dedik, önce devlet demedik. Önce insan. Kaldı ki biz Kanuni Sultan Süleyman'ın torunlarındanız. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Yani bir sağlıklı nefese devleti feda etmeyi hedefleyen bir kültürün, bir medeniyetin, bir siyasetin varisleriyiz biz. Öyleyse bunun gereğini yerine getirmek bizim görevimizdir. Bu ülkenin tüm çocuklarının, gençlerinin beden sağlığını gözetmek, sağlıklı nesiller yetişmesi için icap eden her şeyi yapmak öncelikle benim asli vazifem. İşin ekonomik boyutuna, sosyal boyutuna, aileye verdiği zarara hiç girmiyorum bile. Gençlerin, annelerin,
babaların sigara yüzünden maruz kaldıkları maddi sıkıntıları, manevi tahribatı söylemiyorum. Sadece sağlık boyutu dahi bizim sigarayla mücadele konusundaki hassasiyetimizi ibra etmeye tek başına yeterlidir. Şimdi terörle mücadele ediyoruz, değil mi? Terörle mücadeleye karşı çıkan dünyada var mı? Herkes terörle mücadelenin yanında yer alıyor. Silahlı terörle mücadeleyi başarılı şekilde sonuçlandırma aşamasına gelen Türkiye'nin bize neredeyse bunun kadar zarar veren sigarayla, tütün ürünleriyle, alkolle mücadelede de aynı başarıyı yakalamasını istiyorum. Şimdi zaman zaman bakıyorum, aklı selim hakim olduğu zaman bazıları diyor ki trafik terörü. Güzel. Peki bu trafik terörünün nedenlerine bakıyor musun? Ağırlıklı birinci derecedeki nedeni alkollü araç kullanmaktır. Ve birçok kazalarda da bakıyorsunuz koltuğun altında şişeler. Bunları hep görüyoruz. Peki sen alkollü araç kullanıyorsun. Öbür taraftaki alkolsüz. Onun hayatını da kastediyorsun. Buna hakkın var mı? Öyleyse milletçe bu mücadeleyi birilerinin arzusu istikametinde sürdürmek, inanın, aynen bu terörle eşdeğerdir. Bunlara karşı bizim ortak mücadele vermemiz lazım. Maalesef sigaranın ucundan tüten dumanın aldığı can sayısının silahların namlusundan çıkan kurşunların aldığı can sayısını geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. Çok açık net rakamlar ortada. Aralarında tek fark. Biri hemen öldürüyor. Diğeri süründürerek öldürüyor. Aralarındaki fark bu. Bugün dünyada 1,2 milyar kişi, ülkemizde de 15 milyon kişi sigara içiyor. Dünyada her yıl 5 milyon, ülkemizde 100 bin kişi tütün kullanımına bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Bu bize bilim adamlarımızın, doktorlarımızın verdiği rakamlar. Bakınız her yıl dünyada 600 bin kişi sigara içtiği için değil, burası da enteresan, sigara dumanına maruz kaldığı için ölüyor. Yani pasif içici dediğimiz. Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşlarımızın, tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerekiyor. Lokal hastalıklar, lokal salgınlar karşısında ayağa kalkan, takdire şayan bir hassasiyet ortaya koyan dünya, özellikle dünya kamuoyu, sigara başta olmak üzere tütün ürünleri gibi küresel bir tehdide karşı da aynı tavrı ortaya koymasını bekliyoruz. Sigara içenlerin de, sigara içmediği halde dumanına maruz kalanların da hayatlarını korumak mecburiyetindeyiz. Bunun için kamuoyunu bilinçlendirmek, insanları sigaranın zararları konusunda bilgi sahibi yapmak elbette önemli. Ve ben bu konuda doğrusu bir STK olarak Yeşilay'ımıza, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü sorumluluğu büyük bir STK mücadelesini veriyorlar ve bunu ülkemiz genelinde yaygınlaştırmak suretiyle bizim de bir yerde yükümüzü alıyorlar. Fakat kısıtlamalar, cezalar olmadan tabii ki bu mücadeleyi arzu ettiğimiz düzeyde sonuçlara ulaştırabilmemiz maalesef mümkün olmuyor. Yasayı çıkardık. Çıkardık ama birçok restoranlarda bakıyorsunuz hala bu işi devam ettirenler var. Ve ben diyor 5.000 lira ise bunun cezası, 5.000 lirayı öderim diyor restoran sahibi. Ama bunu yine devam ettireceğim. Kusura bakma. Eğer sen 5.000 ile yine ben bu yola devam ederim diyorsan, biz bunu otururuz. Yeni bir kararla çok daha farklı uygulamalara sokabiliriz. Bu ta kapatmaya kadar seni götürür.
ve anında kapanır gider. İlla sigara içmesi gerekenler varsa onlara bir zehir odası yaparsın, orada girer içerler. Dünyada da bunun uygulamaları var zaten. Özel odalar. Uluslararası havalimanlarında da bu var. Özel odalar. Özel odanın içerisine girer, orada sigarayı içer çünkü öbür taraftakilerin rahatsız olmaması lazım. Bu sadece bize ait bir şey değil. Sayın Çen bunları zaten tespiti onların kitaplarında, kitapçıklarında vardır. Birleşmiş Milletler'in de en önemli görevlerinden birisi budur. Biz az önce de söyledim, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını tüm çalışmalarının odağına yerleştirmiş bir hükümetiz. Tütün ürünleriyle mücadele konusundaki tavrımız da işte bu anlayışa dayanıyor. Bu sadece tütün ürünleriyle değil, insan sağlığını, toplum sağlığını, toplum bünyesini tehdit eden her türlü zararlı maddeyle mücadelede bizim görevimizdir. Bilindiği gibi işte geçtiğimiz günlerde alkol tüketimiyle ilgili bir kanun çıkardık. Tıpkı sigarayla ilgili kanunda olduğu gibi bu konuda da bir takım çevreler ayağa kalktılar. Düzenlemenin esasıyla ilgisi olmayan, yalan yanlış pek çok argümanla kamuoyunu etkilemeye ve bu suretle bize saldırmaya çalıştılar. Değerli konuklar, sevgili dostlar, ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarıma sesleniyorum. Biz alkolü mü yasakladık? Hayır. Sadece biz bir tercih ve yeni bir çerçeve ortaya koyduk. Ne dedik? Bir, okullara 100 metre mesafede açık veya kapalı alkol satışı olmayacak. Bir tanesi bu. Bir diğeri aynı şekilde camilere, mabetlere 100 metre mesafede alkol satışı olmayacak. Aslında bu bizden önceki dönemlerde de vardı ama bu kadar kararlı değildi. Şimdi biz bunu yasayla gidiyoruz. Bir başka adım, dedik ki bundan böyle alkol satışı akşam saat 22, sabah 6 bu arada yapılamayacak. Başka? Karayollarında, benzin istasyonlarında alkol satışı yapılamayacak. Böyle bir şey olur mu ya? Yolda giderken adam geliyor, ya giriyor orada içiyor veyahut da oradan alıyor, yine yolda devam ederken içiyor. Aynı şekilde belli bir yaş altı olanlara alkol satışı yapılamayacak. Buna benzer birçok şeyler. Ama dediğim gibi bir çerçeve çiziyoruz. Yoksa bir yasak filan burada tamamen kaldırmak şu bu böyle bir şey söz konusu değil. Fakat bunu tabii farklı yerlere çekiyorlar. Ve ifadelerimizden sağ olsun esinlenenler oluyor. Bu şekilde de yetişecekler. Bir başkan bir şeyler, başbakan konuşuyorsa oradan bir şeyler de alması gerekiyor bunların tabii. Böyle bir şeyler de aldıkları için memnunum. Gündem oluşuyor çünkü. Bu da bizi tabii geleceğe yönelik gayet güzel bir hedefe doğru taşıyor. Bir başkan gündem, başbakan gündem oluşturamıyorsa zaten bu görevde de bulunmasın. Yani gündemin oluşması lazım. Ve bunlar da sıradan konular değil. Ve hiç kimse kusura bakmasın, bizim için esas olan milletimizin tamamının menfaatidir. Gelecek nesillerin tamamının menfaatidir. Çünkü biz geleceğe yönelik sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Sırf birilerinin keyfi bozulacak diye milletimizin tamamının sağlığını, geleceğini korumaya yönelik adımlar atmaktan geri durmayacağımızı herkesin bilmesi lazım. Ben doğrusu bu düşüncelerle bir kez daha 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün kutlu olmasını diliyorum. Türkiye'nin tütün kontrolündeki başarısı ve 2012 Türkiye Küresel Yetişkin Tütün Araştırması sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tütün ürünlerinin kullanımıyla mücadele konusunda yürüttüğümüz çalışmalara destek olan herkese, başta Yeşilay olmak üzere ve bizleri bir ay içerisinde ikinci kez gerçekten
böyle bir günde onurlandıran Margaret Chan'e huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Uluslararası kuruluşlara teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.